Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Model Builder'ı anlatacağım. Üstteki simgeye tıkladığınızda Model Builder'ımız açılıyor. Bu yanda benim kendi hazırladığım da vardı. Onu da birazdan göstereceğim. Ad datadan verileri alıp iterasyon kısmından da çoklu analizler yapacaksanız onu kullanabilirsiniz. Mesela Polygon Durastar yazdık. Direkt içeri taşıdık. O analizimiz orada oldu mesela. İki tane verimiz vardı onları taşıyorum bu model bu yıldırın temel mantığı e, Otomatik yapılması işlemleri yani tek tek yapmanız yerine bütün e, Sistem olarak yazmanız analizlerin hepsini Otomatik olarak yapması gördüğünüz üzere Bağladık Ben önceden yapmıştım bunu zaten Şöyle edit kısmından burada copy de rastar rastarı kopyalıyorum R classifier, klasifiye polygon. poligon. En sonda da shape file olarak çıkartıyoruz bu dolar en %n olan 8 şey sistemler tamamen kategori olarak ayırması için yapılmış. Dediğim gibi eğer yani 20 30 tane, 100 tane, 200 tane veriniz var ve aynı işlemle teker teker yapmak istemiyorsanız model builder'ı kullanabilirsiniz. Mesela hidroloji analizinde dem dereleri otomatik çıkartabilirsiniz. Benim burada mesela copy raster'ı kullanmamın nedeni arka planı vardı. Arka planı silmek amaçlı. Burada reclassify işte bütün veriyi, rastlar veriyi sınıflandırmak, buradan da rastarı poligona çevirmek. Tek bir tuşla 3-4 tane yüzlerce verimi direkt aynı şekilde rastlardan poligona otomatik olarak çevirecektir. Bu yüzden yüzdenin nedeni eğer bir tane veri kullanıyorsanız gerek yok. Ancak benim klasörün içinde 3 tane rastlarım var ve üçünü de aynı anda yapacağı için üçünü de farklı olarak adlandırması lazım. Onun için de yüzde en yüzde olarak şeklinde yaptık. Verim bu mesela arka planı siyah onu temizliyor. Bundan sonra classify yapıp veriyi tek bir hale getiriyor ve daha sonra da rastları poligona çeviriyor. Hatta ben bir sonrakinde projeksiyon da tanımlayacaktım. Gördüğünüz üzere tam verinin üzerinde rastlar poligona çevirmiş ve bunu Saniyeler içinde 3 tane veri yayınlandı yapıyor. Ben bunu yapmak isteseydim tek tek basacaktım. Birini yapacaktım, ikisini yapacaktım, üçünü yapacaktım. Bunu hidrojen analizlerinizde, diğer analizlerinizde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Mesela buradan Sevez yaptım. Şuradan Toolbox klasörü oluşturdum. Normal Toolbox'ın içinde atabilirsiniz. Ya da kendiniz de bir Toolbox yapabilirsiniz. Yeni, içine de sevledim. Şimdi istediğiniz gibi... Hemen burada gördüğünüz üzere yeni üzere oluştu. İstediğiniz gibi işte flashını zaten kendi bilgisayarınızda tutun. Her yerde bu toolbox'ı ArcGIS olduğu her yerde şuradan add toolbox deyip yeniye yeni tıkladıktan sonra otomatik olarak gelecektir size bu e, analiz butonu. Böyle basit birkaç işlemliklerde kullanmazsınız ancak yani 3, 5, 10 tane, 20 tane analizin olduğu ve 20, 30 tane, yüzlerce, binlerce dosyanızın olduğu e, analizleri bu mesela analizi tıkladıktan sonra bırakın gidin bilgisayar kendi kendine çalışsın otomatik olarak yapsın. Gördüğünüz üzere rastlarda poligonu atıyoruz mesela. O bağlama simgesine basıp çıktığı oraya bağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tek rastlar verdi mesela burada adlandırmadığımız için. Eğer tek bir klasörde, tek bir rastlarda, tek bir şey fayda çalışıyorsanız böyle yüzde neyim yüzde ya da gibi bir şey kullanmanıza gerek yok. Eğer arkadaşlar beğendiyseniz daha detaylı bir şeyler istiyorsanız yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu kısım iterasyon kısmı mesela işte doğrudan klasör içinden alması için, raster içinden, file olarak hatta verilerin içindeki e, tabloları kullanarak ya da atribütleri kullanarak analiz yapmak istiyorsanız da kullanabilirsiniz. Hidroloji analizleri için, diğer analizlerin hepsinde kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.